Ama öyle bir okudular ki Kur'an'ı, öyle bir yazdılar ki tarih yazdılar. Tarihe yazdılar. Hala onların yazdıklarını okumaya çalışıyoruz. Hayatlarıyla yazdıklarını. Evet. Öyle canlıydılar ki bir avuç insan dünyaya meydan. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennat. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. Evet sevgili kardeşler, Bakara suresi 25. ayeti mal olarak ve metin olarak az önce dinledik. Her zaman olduğu gibi bir de ben önce kırık mana vererek sonra üzerinde değerlendirmeler yapmaya çalışayım. Estağfirullah. Ve beşir ve müjdele ellezine öyle kimseleri ki amanu iman ettiler. İman eden mümin olan kimseleri müjdele. Ve amilus salihati iman etmekle kalmayıp salih amel işleyenler. İşte onlara müjde ver deniliyor. Neyle müjde ver? Neyi müjdele? Enne lehum cennat. Onlar için cennetler vardır. Onlar için cennetler olduğunu müjdele. İman edip salih amel işleyenlere. Öyle cennetler ki tecri akar. Min tahtiha altından, zemininden. El enharu nehirler. Zemininden ırmaklar, nehirler akan cennetlerle müjdele onlar. Evet. Buraya kadar tekrar cümle olarak mana verirsek, iman edip salih amel işleyenleri altından, zemininden ırmaklar akan cennetlerle müjdele. Küllema ruziku, küllema ruziku, rızıklandırıldığı zaman, kendilerine rızık olarak ikram edildiği zaman, minha o rızıklardan, onlardan, min semeratin meyvelerden rızıklandırdığı rızkan meyvelerden rızıkla rızıklandırıldıkları zaman kalu derler ki hazellezi işte bunlar rızıkna biz daha önce tattık, rızıklandık, istifade ettik min kablu daha önce. Evet. Buraya kadar da yine beraber anlam verirsek, onlar ne zaman cennetin nimetleriyle meyvelerinden rızıklandıklarında derler ki biz daha önce de bunların bir benzerinden rızıklanmış, istifade etmiştik. Halbuki ve utu verildi bihi onlara, onunla müteşabiha. Benzerleri verildi onlara. Dünyada veya cennette ifade Kur'an'da geçmiyor. Daha önce dünyada benzeriyle rızıklandıklarını ifade etmiyor ayet. Her ne kadar
mahallede de dünyada diye geçse de mümkün. Cennette daha önce rızıklandılar meyvelerden. Sonra tekrar ikram edildiğinde ya daha önceki rızıklara benziyor bu denildi. Halbuki tekrar tekrar verilenler bir yediklerinin aynısı olmayacak, bir benzeri olacak, tatları farklı olacak. Daha önce ikram edilen rızıklandıkları meyvelere sadece şekil olarak benzeyecek mümkün ki. Her yedikleri meyve bir öncekine sadece şekil yönüyle benzeyecek, apayrı lezzetler, tatlar olabilecektir bir diğer mana ile. Veya biz bu nimetleri dünyadan tanıyorduk diyecekler. İsim benzerliği, cisim benzerliği olacak. Fakat cennetteki nimetlerin lezzeti çok daha farklı olacak. Sadece dünyadakiyle bir benzeme olacak ama aynısı değil, çok daha kalitelisi olacak. Her iki anlamada gelebilir. Yani dünya ile sınırlandırmak kesin olarak ayetten çıkmaz. Ve lehum fiha, yine orada onlar için ezvacun mutahhara, tertemiz eşler vardır. Zevceler vardır. Temizlenmiş, temiz kılınmış ezvac vardır. Eşler vardır. Ve hum fiha halidun, onlar orada cennette ebedi kalırlar. Burada dikkatimizi çeken birkaç unsur var tabi. Bir, iman edenlere cennet vaat edilmiyor, müjdelenmiyor. İman edip salih amel işleyenlere, imanını güzel amellerle ispat edenlere bu müjde veriliyor. Sadece iman edenlere cennetin verildiğine dair ben hiçbir ayet bilmiyorum. Evet. Salih amel, Kur'an'da emredilen amellerin tümü salih amel olduğu gibi, hasenelerden farklı olarak insanları ıslaha yönelik, diğer insanlara faydalı olan, onların da istifade edeceği ameller için kullanılır. Bireysel güzelliklere hasene denilir. Kişinin sadece kendisini ilgilendiren, kendisine sevap yazdıran amellere hasenat denilir çoğul olarak. Salihat ise toplumsal yönü öne çıkan, diğer insanlara da faydası dokunan güzel ameller için kullanılır. Söz gelimi emri bil maruf salih amellerdendir. İşte iman edip salih amel işleyen, kendisini ve toplumu kurtaracak güzellikler sergileyen kimselere sen müjde ver ki onlar için cennetler vardır. Cennet değil, cennetler. Çoğul olarak ifade edilmiş. Evet. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Hani piknik yerlerinde hep ya deniz kenarı olsun ya bir su kenarında olsun, bir ne bileyim dere olur, ırmak olur. Şırıl şırıl akan suların yanlarında bir piknik yeri olursa, bir tatil yeri olursa herhalde herkes tercih eder. Dünyada bile eğlenilecek, dinlenilecek bir mesire alanının su kenarında olması çok mu çok önemlidir. İşte cennetler hep böyle zemininden ırmaklar akan mekanlardır. Yeşillikler, bahçeler. Cennet zaten bahçe demek. Ve bahçe içinde birkaç gün tatil değil, orada ebedi kalacaklar deniliyor. Ebedi olarak istirahat edeceğimiz, dinleneceğimiz mekanlar. İnsanoğlu nelerden hoşlanır, nelerle mutlu olur? Bir, güzel kalacağı bir yer olması.
Dünyada herkesin arzu ettiği şey güzel bir evi olması, bir mekanı olması. Hele bu ev bir köşk gibi olursa, saray gibi olursa, hele bir de su akan bir suyun hemen yanında olursa, yani altından, zemininden ırmaklar akarsa, böyle bir villa olursa herhalde insanın mekan olarak en güzel yararlanacağı yer olur. Başka ne ister? Yiyecekler ister. Güzel rızık ister. Cennette işte güzel bir mekan, en güzel dinlenilecek, eğlenilecek, tatil yapılacak yer ve rızıklar çok kaliteli, dünyadaki rızıklara benzemeyecek kadar güzel rızıklar veya sadece şeklen benzeyecek rızıklar. İkincisi bu. Üçüncüsü, yalnızlık cennette de herhalde insanı rahatsız eder. Orada da kişinin sevdikleriyle beraber olması, bir dostu, bir eşi, zevcesi olması. Mümkün dünyadaki zevcelerin bazı sıkıntıları olabilir. Orada tertemiz zevceler. Bu tertemizliği Allah'ın onları temizlemiş olması. Temizlik iki yönüyle değerlendirilir. Bir manevi temizlik, dili, huyu güzel olsun, efendim onların yanında tümüyle rahatsızlık duyacağımız hiçbir şey hissetmeyelim anlamında, huylarının, davranışlarının, dillerinin, karakterlerinin güzel olması. İkincisi, her türlü hoşa gitmeyecek hususlardan arınmış olması. Söz gelimi bir kadının çocuk doğurunca lohusa olması, her ay adet görmesi gibi veya bazen temizliklere tam dikkat edilmemesi gibi ya da insanın hoşlanmayacağı ama insan olarak kendimizden çıkan pisliklerin bulunması. İşte orada hiçbir pislik olmayacak. Ne ağızdan, ne burundan çıkan, ne vücuttan atılan pislikler olarak hiçbir şekilde pisliğin bulaşmadığı, insanda böyle bir şeylerin bulunmadığı ve atılma ihtiyacı duyulmadığı bir yaratılış. Böylesine tertemiz eşler. Tabii kalacak güzel yer var, rızıklar var, güzel hanımlar var. İyi de kaç gün? 3 gün, 5 gün, 15 gün tatil. Sonra sonu bitecek dünyadaki eğlenmelerin, dinlenmelerin. Oradaysa vehum fiha halidun, ebedi kalacaklar. Daha ne ister insan? Kalacak yer, yiyecek rızık, güzel bir eş, arkadaş ve ebedi, sonsuz. Evet. Ha, cennet bunlardan mı ibaret? Az sonra gündeme getireceğim. Bunlardan da ibaret değil. Daha da ötesi var. Ama insanoğlunun hoşlanacağı en temel hususlar bunlar. Ve Allah işte hoşlanacağımız hususları gündeme getirerek bizi iman ve salih amel üzerinde sebat etmemizi, gerçek anlamda iman edip salih amellerle güzellikler sergilememizi istiyor. Böyle olursak Allah'ın bu nimetleri var deniyor. İman ve salih amel olmazsa Allah'ın vaadi de söz konusu olmuyor. Bugün inşallah daha çok iman ve salih amel üzerinde değil, cennetin güzellikleri üzerinde duracağız. İman ve salih amel konularını başka ayetlerde, başka derslerimizde inşallah enine boyuna işleyeceğiz.
Evet. Cennet kelimesi örtmek, üstünü kapatmak, gizlemek anlamındaki cim, nun, nun harflerinden meydana gelmiş. Cenne. Evet. Cinnet, beyni, aklı örtülen kimseye bu örtülmeye denilir. Anne karnındaki çocuk gözükmediği için, örtülü olduğu için cenin denilmiş. Evet. Dolayısıyla örtülmüş, gizlenmiş anlamında. Cin de yine aynı kelimeden gelir. Gözlere örtülü olan, göremediğimiz varlık. Görünmeyen, bilinmeyen bir varlık anlamında cin denilmiş. Evet. İşte cennet de bir, dünyadaki aklımızla, gözümüzle şahadet edemediğimiz, yani şahit olamadığımız, yani duyu organlarıyla direkt hissedemediğimiz ama iman olarak inandığımız, gözle görülmeyen bir bahçe olduğundan cennet denildiği gibi, zemini sularla örtülü olduğundan, toprak gibi zemini gözükmediğinden de cennet denilmiş veya otlarla, güzel ürünlerle kaplı olduğundan, yani çıplak yer gözükmediğinden ona cennet denilmiş. Evet, cennat diye çoğulu gelir. Cinan da kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de cennet kelimesi tam 147 yerde zikredilir. Kur'an 147 yerde cennetten bahseder. Tabi bazen cennet kelimesiyle ifade eder, bazen farklı adlar verir cennete. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cennetin değişik isimleri cennetlerin farklı farklı olduğunu genellikle gösterir. Anladığımız şekilde cennetin Kur'an-ı Kerim'de yer yer kapıları diye bahsedilen ayrı ayrı amellerine göre farklı dereceleri olan cennetler vardır ki cehennemin 7 tabaka olması, 7 ayrı özellikte, farklılıkta bulunması gibi cennetin de 8 ayrı tabakadan meydana geldiği, buna cennetin kapıları da denildiği genel kabul gören husustur. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu 8 cennet bir cennet olarak ifade edilir. Hem özel cennete hem cennetin bütün kesimlerine genel olarak verilen bir addır cennet kelimesi. Yani saadet yurdunun belli bir bölgesini ifade ettiği gibi tamamının da adı olarak kullanılır. Dediğim gibi 147 yerde geçer. Cennetün Naim kelimesi kullanılır. Naim cennetleri, insana mutluluk veren maddi ve manevi güzelliklerin tamamı anlamında Naim cenneti denilir. Mutluluklarla dolu cennetler anlamına gelir. Şuara suresi 85. ayette ifade edildiği gibi ama toplam 13 yerde Kur'an'da zikredilir Naim cennetleri. Üçüncü olarak Adn cenneti, Cennatu Adn. Kur'an'da bu da 11 ayette tekrarlanır. Adn ikamet edilen, çokça kalınılan yer demektir. İşte cennetliklerin ikamet edeceği yer anlamında Adn cennetleri, tabi özel ad olarak kullanılmış. Dördüncü bir cennet ki cennetlerin en güzeli olduğu, en büyüğü olduğu
ifade edilir. Firdevs cenneti. Firdevs özellikle içinde üzümün de bulunduğu bağlık bahçelik anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla demek ki o nimetlerin bolca bulunduğu Firdevs cenneti. Kur'an'da iki ayette geçer. Cennetin ortası, merkezi ve en yüksek yeri olduğu hadislerde ifade edilir. Yine beşinci cennet Hüsna diye ifade edilen güzellikler anlamında daha güzel, en güzel anlamında cennete verilen ad. Yunus suresi 26. ayette vurgulanır. Yine bir diğer cennet Darusselam denilir. Selam yurdu, selam memleketi, huzur, esenlik memleketi anlamında. Darusselam. Tabii Darul İslam haline getirmeye çalışan bulunduğu yerlere İslam'ı hakim kılan, selamı yayan, selamet içerisinde yaşamaya çalışan insanlara ahirette de selam diye karşılık verilir ve Darusselam'a insanlar yönlendirilir. Bütün bu kelimeler silm köküyle alakalıdır ki İslam barışı, esenliği, selameti, Darul İslam'ı, Darusselam'ı içeren bir teslimiyet dinidir. Evet, Darul Mukame 7. cennetin adı. Durulacak yer, ebedi yer anlamında, yurt manasında Darul Mukame denilen cennet. Evet. Fatır suresi 35. ayette zikredilir. 8. cennette Cennetül Me'va. Evet. Bunun yanında Darul Huld, Darul Ahire, Akıbetüddar, Ukbeddar gibi cennet için yer yer kullanılan işte son gün, kalınacak yer manasında bazı ifadeler zikredilir. Evet, bunlar tekrar edeyim, büyük ihtimalle cennetin tabakalarıdır. Nasıl kafirler eşit azap görmezler, küfrüne göre, insanlara verdiği zarara göre ayrı ayrı azap görürler. Müminler de derecelerine göre, dünyadaki yaptıkları ameller ve imanlarının kaliteleri oranında 8 cennetten layık oldukları yerde ödülle değerlendirilirler. Peygamberimizin ifadesine göre her derecenin arasında yerle gök arasındaki mesafe kadar mesafe vardır. Tabii bu mübalağa olabilir. Gerçekten bir cennetle diğer cennetin arasındaki mesafenin gerçek yüksekliği olabilir veya kalite farklılığı anlamında böyle bir ifade kullanılmış olabilir. Evet. Cennetin tümüyle mahiyetini bizim bilmemiz mümkün değil. Kur'an'dan ve sünnetten bazı tasvirlerle cenneti ne yapabiliriz? Hayal edebiliriz. Ama öyle bir cennet ki Buhari ve Müslim'in ifade ettiği şekilde مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُزُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın benzerini işitmediği, hiçbir insan hayalinin idrak edemediği güzellikler deniliyor. Yani nasıl hayal ediyorsak ondan daha güzel. Neyi gördüysek ondan çok daha muhteşem. Ne tür güzellikleri kulaklarımız işittiyse ondan daha fantastik. Yani normal bir benzerini göremediğimiz bir şey. Bazen
ya cennet gibi deriz. Veya cennet yurdum, cennet vatanım filan. Bunlar gerçek anlamında söylenirse kişinin vebale gireceği hususlardır. Yani nerede cennet, nerede senin yaşadığın yer. Ama mübalağa olarak bir benzetme şeklinde söyleniyor. Cennet değil, cennet gibi. Ne kadar gibi? O da bizim kendi biraz beğenilerimizle alakalı. Evet. Ve insanlar ahiretteki o muhteşem güzellikleri, cenneti bir kenara bırakıyorlar. Cenneti dünyada aramaya çalışıyorlar. İşte bu insanoğlunun hüsranıdır. Büyük bir aldanıştır. Hani şair öyle diyor. Yok bu şehriçre vasfettiğin güzel Nedim. Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Anlatıyor şöyle güzel, böyle alımlı, böyle endamı şöyle. Şairler sevgililerini hep güzel vasıflarla ne yaparlar? Överler. Anlatıyor, anlatıyor. Sonra diyor ki, yok bu memleket içerisinde senin vasıflarını söylediğin güzel. Sana bir hayal görünmüş, öyle hayallerini yazıyorsun diyor şair kendi kendine. İşte biz dünyada aradığımız cennet aslında hayallerimizin de altında olan, beklentilerimize hiç de cevap veremeyen, köşklerde yaşasak da, güzel yiyecekler yesek de, gerçek cennetle mukayesesi mümkün olmayan, sahte cennet bile diyemeyeceğimiz aldanışlar, oyun ve oyuncak, eğlence, geçici bir meta, basit bir istifade. Dün çok güzel yerlerde yaşasaydık, çok güzel yiyecekler yeseydik, eşlerimizle beraber olsaydık, bugün için nesi var? Elimizde ne geçecekti, ne kazanmış olacaktık? Hatta dün yaptık bunları, bugün yok. Dolayısıyla bak geçti, fani. Dünkü zevk devam etmiyor. Onun bir üzüntüsü var. Dünü hatırlarken ya ne güzel gün geçirdik, iyi de bugün niye öyle güzel gün yok? Niye o lezzetler şimdi de beni çekip çevirmiyor diyoruz. Dünkü duyduğumuz lezzetin geçici olduğundan, bugün devam etmediğinden onun kısmen acısını yaşıyoruz. Ya da yaşadık. Ne oldu? Ne geçti elimize? Yaşamasaydık, Allah için zor durumlarla karşılaşsaydık, meşakkatler çekseydik, ne kaybımız olurdu? Geçti çünkü, dün oldu. O güzel günler, güzel zamanlar geçirdiysek, ya onun hesabı ne olacak? Girdiysek veballeri ne olacak? Evet. Dolayısıyla dünyada öyle cennet filan yok. Dünyayı merkeze alıp onu cennet haline getiren veya esas cenneti unutan, bütün beklentisini bu dünyaya hasreden insan neleri kaybettiğini bir bilse. Yani küçük çocuğun elindeki altını bir çikolata karşısında değişivermesi gibi bir durum. Bir dakika çikolatanın tadını tadacak, lezzetine sahip olacak. Ama verdiği şey kaç tane çikolata bedeli olur veya çocuk aklıyla çikolatayı çok daha önemli gibi görmüş olur. Biz bundan çok daha zararlı bir ticaret yapmış oluruz.
cenneti verir, dünyadaki rahatı alırsak. Cennet karşılığında dünyayı satmak değil de dünya karşılığında cenneti satmaya kalkarsak. Allah'ın ayetlerini çok ucuz para karşılığında, menfaat karşılığında satanlar var. Bir maaş karşılığında Allah'ın ayetlerini, Allah muhafaza, bizlere Rabbim göstermesin, insanlar satabiliyor. Cennetlerini satabiliyor. Bir aferine, bir koltuğa, bir maaşa. Yani bu akıllılık mıdır? Allah'la ticaret yapması gerekirken Allah'a satılacak bir ibadeti, bir sevabı dünyaya satıyor. Kazandığı şey nedir? Ve kaybettiği şey nedir? İnsanın birazcık imanı, birazcık aklı varsa böylesine çocukça da değil, delicesine bir ticaret yapmaması lazım. İşte فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ onlar ticaretlerinde hiç kazanmadılar denilen ticaret bu. Neyin karşılığında olursa olsun cennetimizi satamayız. Allah'ın rızasını hiçbir şeye değişemeyiz. Evet. Dünyada tekrar edelim, cennet filan yok. Dünyada aslında tam bir rahat bile yok. Bırakın cenneti. İşte teknolojisiyle, bilimiyle, ürettiği bir sürü aygıtlarıyla, insanoğlunun şu kadar yıllık tecrübesiyle, ne batının vaat ettikleri arasında huzur var, insanın dünyada bile rahat edeceği bir durum söz konusu. Batı hayatı insana ne veremedi? Bir huzur, bir sükun, bir güzellik, insanın dünyada rahat edeceği imkanları veremedi. Savaşlar, gözyaşı, kan, kandırmalar, sömürmeler, onları kullanmalar, hep yalana dayalı, kandırmaya, paranı almaya dayalı, yalancı bir medeniyet de diyemiyoruz, bir uygarlık ortaya çıktı. Yani özgürlük ülkesi denilen Amerika'da da bir huzur yok, bir cennet yok. İnsanoğlu bu cennete dünyada tekrar edelim, erişemez. Ama cennete gidecek vesilelere yapışabilir. O yolun yolcusu olabilir. O da nereden geçiyor? Okuduğumuz ayet, iman ve salih amel. Başka bir yerden geçmiyor. İman ve salih amel dünyayı da küçük bir cennete çevirir mi? Dünyada bundan daha güzel başka bir huzur kaynağı olmayacak kadar minyatür bir cennet bizim kendi iç dünyamızda oluşur. İsterse fakir yaşayalım, isterse fazla rızık elde etmeyelim. Ama iman ve salih amelin lezzeti dünyada yaşanabilecek küçük bir cennetin karşılığıdır. Dünyada güzel yaşayan ahirette de güzel yaşar. Dünyada o cenneti elde edemeyen ahirette de o cenneti elde edemez. Rabbena duası, dünyada da güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver. Güzellik iman ve salih ameldir. İnsanın iç dünyasının güzel olması. Yani kuru ekmekle soğan yer insan, huzuru varsa ne bileyim en sevilen yiyeceklerden çok daha mutlu olur. Huzur yoksa ne yersen ye, nerede kalırsan kal,
cehennem ızdırabı gibi meşakkatler içinde yaşarız. Evet. Cennet yukarıda bahsedildiği gibi sadece bağ ve bahçelerden ibaret değildir. Yine kendine has maddelerden oluşan tesisleri vardır. Başka eşyaları vardır. Ve genişliği Kur'an'ın ifadesine göre ve cennetin arduha semavat vel ard. O cennetin genişliği gökle yerin genişliği kadardır. Göklerle yerin genişliği kadar. Bizim tanıdığımız, bildiğimiz gök, bütün galaksilerle, yıldızlarla dayalı döşeli olan gök, birinci kat semadır. Dünya seması dediğimiz. Dünyanın çevresinde oluşan sema. Ki milyonlarca senedir ışığı daha yeni dünyaya gelen yıldızlar var. Yani bir ışığın saniyede 360 bin kilometre mesafe aldığını düşünün. 6 milyon yıl öncesinden ışığı yeni gelen, yani 6 milyon ışık yılı kadar uzakta olan yıldızlar tespit edilmiş. Siz göğün birinci kat semanın büyüklüğünü böylece bir değerlendirin. Yani onu gören teleskoplarla ona bakan insanlar o yıldızın 6 milyon yıl öncesini görüyor. Belki o yıldız çoktan ölmüş. Onun 6 milyon yıl öncesini görüyor. O ancak bize görüntü olarak 6 milyon yıl sonra geliyor. Böyle bir semanın birinci kat sema olduğunu değerlendirin. Diğer semaları zaten kimse bilmiyor. Birinci kat semayı da kim ne kadar biliyor? Ve cennetin büyüklüğü, cennetin bir genişliği var, bir uzunluğu var. Genişlik biliyorsunuz dar kısma denir. Uzunluk daha uzun mesafesine. Onun genişliği diyor, dar kısmı yerle gök arasındaki mesafe kadar. İşte böyle bir cennet için koşuşturun, yarışın. Evet. Buhari hadisidir. En son cennete girecek kimseye verilecek cennetin büyüklüğünü biliyor musunuz? Sizin dünyanızın iki misli. Veya bir diğer rivayette 10 misli büyüklüğünde. Yani şu son durak benim olsa, Ümraniye benim olsa, İstanbul benim olsa, Türkiye benim olsa, dünya benim olsa, tek başıma veya senin olsa. Yetmedi bir dünya büyüklüğü daha. Bu en günahkar insana verilecek cennetin büyüklüğü. Değişir miyim bir apartmana, bir arsaya, 3 tane, 5 tane binaya? Biraz sabret. Dünyada bakın yatırım yapıyoruz. Bu parayı kullanalım, yarın şu mal pahalanacak diyoruz. Tüccar öyle yapar. Parasını yatırır, hatta gerekirse evini satar. Çok karlı bir iş varsa oraya bir yatırım yapar. Evini satar, arsa alır. Evini satar, demir alır. Niye? Yarın daha karlı olacak o. O ev parasını daha fazlasından çıkaracak. Ama biraz zahmeti var mıdır? Var. Biraz zahmete katlanır, borca girer. Niçin? Yarın daha rahata kavuşmak için. Gençliğini çalışarak geçirir.
İhtiyarlayınca ne olsun? Rahat etsin diye. Bazıları memleketini bırakır, İstanbullara vesaireye gelir. Niye? Daha rahat bir geçim sağlasın diye. Kimi Almanyalara filan gider, 5 sene, 10 sene, 20 sene oralarda çok zor şartlarla yaşar. Niçin? Para biriktireyim, daha rahat yaşayayım diye. Yani insan bazen ömrünün yarısını, bazen daha fazlasını birazcık daha iyi yaşayayım diye zahmetler içerisinde tüketiyor. Bunu aklı çalışıyor, yapıyor da yani ahirette daha güzel imkanlara kavuşmak için dünyayı ahirete yönelik bir çalışma alanı olarak görmüyor. Yani bir sene zahmete katlanıyor, ötekisi sene ne yapmak için? Rahat yaşamak için. De ömrünü ahirette daha güzel yaşamak için değerlendirmiyorsa ne biçim akıl bu demek lazım. Ve o cenneti unutuveriyoruz. Ne yüzden? Basit basit elde edeceğimiz, elde edip etmeyeceğimiz de kesin değil. Dünyevi bazı elde edeceğimiz şeyler yüzünden. Evet. Dünya hayatında müminlerin Allah'a itaat ve bağlılıklarının aynı derecede olmadığı gibi cennetlerin de farklı farklı olduğunu ifade ettik ama hepsinin insan için dünyada elde edemediği en güzel nimetlerin bulunduğunu elbette biliyoruz. Meşhur Tuğba ağacından bahsedilir. Böyle bir ağacın cennette olup olmadığını bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Tuğba kelimesi müjde anlamında kullanılır veya güzellikler, iyilikler, karşılaşacak ödüller anlamında kullanılır. Ama halk arasında çok meşhurdur Tuğba, Tuğba ağacı diye. Kur'an'da ve sahih hadislerde bunu bilmiyoruz. Ama şeceratul hult, ebediyet ağacı denilen hadislerde böyle bir ağaçtan bahsedilir ama Tuğba'nın ben karşılığını bilmiyorum. Ama Kevser'in Kur'an-ı Kerim'de biz sana Kevser verdik denilen şeyin kelime anlamı çokluktur deme, çokluktur, berekettir, sayı olarak fazlalıktır. Mümkün neslin çokluğu, ümmetin çokluğu olarak düşünülebilir. Ama aynı zamanda Kevser'in cennette bir nehir, bir ırmak adı olduğu bazı rivayetlerde gündemleşir. Yine cennetteki bazı köşklerin kiminin altından, kiminin gümüşten meydana gelmiş olacağı hadis rivayetlerinde ifade edilir. Ve cennette bolluk ve refah içinde insanların hiçbir üzüntüsünün, kederinin olmadığı bir hayat yaşayacakları vurgulanır. Peygamberimizin vefat edeceğine yakın, onun vefat edeceğini tahmin eden Fatıma'nın ağladığını gören babası Resulullah der ki, kızım üzülme. Baban üzüntünün, kederin, derdin, hastalığın olmadığı yere gidiyor. Dünyada hep sıkıntılar var. En rahat yaşayan insanın bile nice sıkıntıları var. Biz zannediyoruz ki karşımızdaki insanlar, zenginler, efendim şöyle şöyle olan insanlar çok rahat yaşıyorlar. Keşke onlar gibi olsak, onların imkanlarına sahip olsak. Halbuki onlar da belki bize özeniyorlar. Keşke bunun gibi olsak diyorlar.
Hani bunca varlık var iken bitmez gönül darlığı diyor şair. Yani o varlıklar, mallar, mülkler insana huzur filan getirmiyor. Hani şiirde, şarkıda bile ifade edilmiş. Parayla saadet olmaz. Saadet manevi bir özelliktir ve manevi güzelliklerin neticesinde elde edilir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili tabii güzel tasvirler vardır. Orada sabah akşam rızıkları ayaklarına gelir. O öyle cennettir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttaki olanları varis kılacağız denilir. Meryem suresinin 62-63. ayetlerinde.